başarabilirsin Didibo. Çufçuf kasabasında güneşli bir sabah. Hazırsın. Harika. Sonra görüşürüz efendim. Hmm, programının gerisinde. Ha? Geldim efendim. Didibo, geç kaldın. Uyuyakalmışım. Özür dilerim. Tamam, öyleyse yola çık. Tamam efendim. Didibo, unutma. Önce güvenlik. Evet efendim. İşte geldi. Geç kaldığım için özür dilerim. Sonunda gelebildin. Didibo, nasıl böyle geç kalabiliyorsun? Çok özür dilerim. Şimdi yola çıkıyorum. Çok geç kalacağım. Özür dilerim, tren geç geldi. Hızlansam iyi olacak. Acele eden Didibo gittikçe hızlanmaya başladı. Evet. Eyvah, dönemeç. Olamaz. Raydan çıkacağım. Ucuz atlattık. Yaptık? Bir sorun sanırım yok değil mi? Sanırım herkes iyi. Tanrı'ya şükür. Korkuttuğum için özür dilerim. Şimdi devam edeceğim. Hey! Ne oluyor? Neden hareket edemiyorum? Bir türlü hareket edemeyen Didibo tamir edilmek için üretim tesisine gitti. Geri döndüm. Didibo, aklını mı kaçırdın sen? Yolcular varken o viraja nasıl öyle hızlı girebildin? Çok özür dilerim. Geç kalmıştım ve... Korkunç bir kazaya sebep olabilirdin. Bir daha olmayacak efendim. Geç oldu. Hadi gir içeri. Tamam. Ben öyle duydum. Gerçekten mi? Didibo. Merhaba, ben döndüm. Neredeyse kaza geçiriyormuşsun. İyi misin sen? Evet, iyiyim. Şimdi gidip dinleneceğim. Tamam. Didibo çok üzgün görünüyordu. Onu hiç böyle morali bozuk görmemiştim. Ben de. Ertesi gün Didibo yine aynı hatta çalışıyordu. Herkese merhaba. Bugün zamanında geldin. Yolculuk için teşekkürler. Önemli değil. Şimdi yola çıkıyorum. Bugün dikkatli olmalıyım. Bu neredeyse raydan çıkacağım o dönemeç. Neden kırılmış bu sefer sorun ne? Özür dilerim. Sadece küçük bir aksilik. Neredeyse raydan çıkacağı yere yaklaşmak Didibo'nun korkularını tetikledi ve donup kalmasına neden oldu. Özür dilerim ama yola devam edemeyeceğim. Ne demek istiyorsun Didibo? Şu anda yerimden kımıldayamıyorum. Didibo yeniden üretim tesisine döndü. Bu çok garip. Hiçbir arızan yok. Neden hareket edemedin? Hiçbir fikrim yok Teo. O viraja yaklaştıkça korkum artmaya başladı ve olduğum yerde donup kaldım. Anlıyorum. Ciddi misin? Olan şey yüzünden o dönemeci geçemiyor mu? Evet, Bay Hap ve Teo'yu konuşurlarken duydum. Anlamalıydım. Bugün Didibo'ya rastladım ve morali çok bozuktu. Ne korkunç, zavallı Didibo. Yardım etmek için yapabileceğimiz bir şey var mı? Genelde Didibo'nun uzmanlık alanıydı. Ne demek istedin Cini? Hatırlıyor musun? Vardiyamı mahvetmiştim ve üzgündüm. O kadar kirliyim ki. Cini, bana bak. Hadi kes şunu. Komik değil. Didibo beni o kadar çok güldürdü ki sonunda neşelendim. Şakacı şey.
musunuz? Ben de benzer bir şey yaşadım. Hiç gitmediğim yeni hattıma başlamadan önce çok heyecanlıydım. Başarabilirsin Sing Sing. Ha? Çok yaşa Sing Sing. Sen en iyisisin Sing Sing. Sing Sing. Sing Sing. Yapabilirsin Didi Sing Sing. Bo. Çok yaşa Sing Sing. Didibo'nun tezahüratı sayesinde kendime güvenimi kazandım. Hey, ha? Benim de bir hikayem var. Anlat öyleyse. Bir keresinde kargomu yanlış yere teslim etmiştim. Bunların limana gitmesi gerekiyor. Buraya ait değiller. Haklısın. Özür dilerim. Zor bir iş gününden sonra moralim çok bozuktu. Güzel. Hadi gezmeye gidelim. Keyifsizliğe en iyi gelen şey gezilerdir. Gezi mi? Ne dersin? Bu defa biraz daha uzağa gidelim mi? Ha? Lütfen. Bay Hap geç döndüğümüz için bizi bir güzel payladı. Ama çok eğlenceliydi. Öyleyse biz de aynını Didibo için yapalım. İyi olur. Neyse ki yarın bizim izin günümüz. Mükemmel. Hey, aklıma bir fikir geldi. Didibo, Didibo. Ertesi sabah oldu. Yarınki hattım yine o dönemeçten geçiyor. Oo, çok korkuyorum. Didibo! Ha? Neler oluyor? Arkadaşlar, yüzlerinize ne yaptınız öyle? Beğendin mi? Komik değil mi? Son günlerde çok keyifsizdin Didibo. Biz de seni güldürmek istedik. Sahi mi? Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok komiksiniz. Ama hepsi bu kadar değil. Bugün bir geziye çıkıyoruz. Geziye mi? Evet. Çok uzak bir yere gidiyoruz. Hadi gidelim. Kendini iyi hissetmeni sağlar. Çok uzaklara mı? Ya geç kalırsak? O zaman Bay Harp bize çok kızar. Merak etme, ben yanınızdayım. Vay canına. Vay canına. Sing Sing sayesinde çok hızlı gidiyoruz. Evet. Oh, çiçekler. Ve çiftlik. Hayatım boyunca hiç bu kadar hızlı gitmemiştim. Yaşasın bir hala. Vay canına. Denize bile geldik. Çok güzel. Hadi biraz dinlenelim. Vay canına. Harika vakit geçiriyorum. Ben de. Hava o kadar temiz ki. Uzun mesafe gezisi çok eğlenceli. Öyle. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü bizim moralimiz bozuk olduğunda da sen bizi neşelendirdin. Arkadaşımıza en azından bu kadarını borçluyuz. Didibo, gideceğimiz bir yer daha var. Bir yer daha mı? Neredeyse geldik. Sanırım bu benim hattımın rotası. Gerçekten öyle. Ne işimiz var burada? Bu dönemeci geçemediğini duyduk. Belki birlikte gelirsek geçebilirsin diye düşündük. Şimdi mi? Yapamam. Yapabilirsin Didibo. Önce ben gideceğim. Gördün mü? Kötü bir şey olmadı. Evet Didibo. Sen de dene. Yolcu vagonları olduğumuzu düşün ve bizi de arkandan götür. Ama arkadaşlar, ya benim yüzümden size bir şey olursa? Biz sana inanıyoruz. Doğru. Yapabilirsin Didibo. Çok yaşa Didibo. Sen en iyisisin Didibo. 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 Siz yok musunuz? Tamam. Deneyeceğim arkadaşlar. Didibo, Jimmy, Diesel ve Sing Sing'i arkasına yolcu vagonu gibi bağladı. Güçlü ol Didibo. Olacağım. Başım dönüyor. Yapabilirim. Vay canına. Başardım. Gerçekten başardım. Tebrikler Didibo. Söylemiştim. Yapabileceğini biliyorduk. Bana inandığınız için teşekkür ederim.
Ertesi gün Didibo yeniden aynı hatta çalışıyor. Şimdi yola çıkıyorum. İşte orada. Dönemeç. Heyecanlıyım. Bunu yapabilirim değil mi? Güçlü ol Didibo. Yapabilirsin Didibo. Çok yaşa Didibo. Sen en iyisisin Didibo. 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 Evet Didibo. Bunu yapabilirsin. Evet. Vay canına. Başardım. Neyi başardın? Bakıyorum bugün neşelisin Didibo. Evet, bugün çok neşeliyim. Didibo arkadaşlarının yardımıyla kendine güvenini yeniden kazandı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Setter hasta. Sabah oldu. Loco işe hazırlanmak için acele ediyor. İşte. Merhaba Setter. Merhaba Loco. Bugün limana gidiyorsun değil mi? Doğru. Vagonlarını hazırladım. Teşekkür ederim Setter. Sonra görüşürüz. Tamam, dikkatli git. Sanırım herkes gitti. Tamam, vagonları düzenleme zamanı geldi. İşte hepsi bitti. Artık mola verebilirim. Olamaz, uyuyakalmışım. Oo. Geç kaldım. Didibo. Merhaba Setter. Evet, merhaba. Sanırım geç kalmış. Bunlar benimkiler mi? Bekle. O vagonlar Erika'ya ait. Sahi mi? Şimdi ne yapacağım? Vardiyan başlamak üzere. Seninkileri şimdi bulurum. İşte getirdim. Teşekkür ederim Setter. Artık yola çıkayım. İyi günler. Dikkatli git. Tamam, hoşça kal. Başka kimse kalmadı. Yeniden düzenlemem gerekecek. Tamam, işe koyulayım. İşte hepsi bitti. Artık mola verebilirim. Merhaba Setter. İşten döndüm. Evet, ben de. Bugün erken bitirdik. Şansınız varmış öyleyse. Evet. Hadi gidip biraz dinlenelim. Olur. Sana iyi günler Setter. Teşekkür ederim. Beni bekle Cini. Vagonların ortalık yere bırakıp gidiyorlar. Onları yıkatsam iyi olacak. Bu vagonları yıkattıktan sonra sonunda mola verebileceğim. Çok az kaldı. Bu korkunç. Hiç hareket edemiyorum. Fix, Setter'ı tren üretim fabrikasına götürüyor. Hey Theo, Setter arızalandı. Birdenbire hareket edememeye başladım. Sahi mi? Tamam, seni incelemem gerek. Setter? Evet. Motorunda bir sorun var. Yani tamire mi ihtiyacım var? Evet ama tamirat için gerekli malzemelerin gelmesi birkaç gün sürecek. Birkaç gün mü? Olamaz. Ben olmazsam vagon deposu darmadağın olur. Öyle ya da böyle dinlenmek zorundasın. Tamam. Endişeliyim ama. O gece Bay Hop küçük trenleri toplantıya çağırdı. Ne oldu? Ne oldu? Herkes burada. Evet, herkes burada değil mi? Kötü haberlerim var. Setter hasta ve çalışamıyor. Setter çok hasta olmalı. Gerçekten. Evet. Hey çocuklar, ben böyle hastalanmasını anlamıyorum. Ben de. Onun bizim gibi vardiyaları da yok. Evet. Birkaç gün Setter'ın işini yapacak gönüllülere ihtiyacım olacak. Ben gönüllü olurum. Yük taşımaktan kolay olacağından eminim. Ben de gönüllüyüm. İşler böylece daha hızlı yapılır. Size yardım ederim. Bay Hop, biz üçümüz yapacağız. Minnettarım. Size güveniyorum. Tamam efendim.
Ertesi gün oldu. Didibo Setir'in yerine çalışmaya geldi. İşi hemen bitirip dinleneceğim. Didibo. Merhaba. Günaydın beni. Bir saniye bekle. İşte tamam. Vagonların hazır. Teşekkür ederim. Sen de Setir kadar iyisin. O kadar zor değil. Hoşça kal, sonra görüşürüz. Görüşürüz beni. Didibo. Merhaba. Vagonlarımı getirir misin? Elbette. Hemen dönerim. Bütün işlerimi bitirdim. O kadar zor olmayacağını biliyordum. Şimdi kestirme zamanı. Setir çok şanslı. Didibo. Evet Bay Hop. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bernie ve Manny vagonlarının değiştiğini söylüyor. Gidip kontrol eder misin? Değişmiş mi? Ciddi misiniz? Elbette. Hemen gidiyorum. Didibo hemen Bernie ve Manny'nin yanına koştu. Sen gerçekten yanlış vagonları almışsın. Özür dilerim Bernie. Bu karışıklık geç kalmama sebep oldu. Özür dilerim. Böyle hatalar yapmazdı, anlamadım. Acelem var, gitmek zorundayım. Setir vagonları hep çok hızlı getirirdi. Ben de kolay olacağını sandım. Ama hayır, zormuş. Didibo, Didibo. Öğleden sonra oldu ve Ginny depoyu düzenliyor. Bunları da koyduktan sonra işim bitecek. Ginny. Merhaba. İdare edebiliyor musun? Evet, çok zor değil. Tanrı'ya şükür. Öyleyse bırakalım işini yap. Tamam, güle güle. Kolay gelsin. Vagonlarını bırakıp gittiler. Bu düzenleme işi hiç bitmiyor. İyi günler Setir. Teşekkür ederim. Beni bekle Ginny. Vagonlarını ortalık yerde bırakıp gidiyorlar. Setir'in işini ben de zorlaştırıyormuşum. Diesel, kirlenmiş vagonları yıkatmak için yıkama istasyonuna geldi. Bu çok uzun sürecek. Trenler teslim etmeden önce vagonlarını yıkamalılar. Muhafız X'i izlemek için sabırsızlanıyorum. Diesel, vagonları neden bu kadar pis? Ne? Bana sorarsan çok temizler. Şimdi gitmem gerekiyor. Muhafız X! Ben de eskiden vagonlarımı yıkamadan teslim ederdim. Bay Hop, tren üretim fabrikasında. Theo? Merhaba Bay Hop. Merhaba, bakıyorum çalışıyorsun. Setir'in durumu nasıl? Parçaları gelene kadar dinleniyor. Diğer trenlerin durumu nasıl efendim? Setir olmadan her şey tam bir kaos. Bu çok kötü. Bir de bana sor. Setir'in hemen işe dönmesi gerek. Merhaba Setir. Merhaba Bay Hop. Hey, daha iyi misin? Evet. Ben olmayınca herkesin zorluk çektiğinden eminim. Ona gerçeği söylersem çok endişelenecektir. Arkadaşların yokluğunda yerine çok iyi bakıyorlar. Hiçbir sorun çıkmadı. Sahi mi? Elbette. Endişelenmene gerek yok. Artık gitsem iyi olacak. Sen dinlen. Tamam. Demek benim yokluğumu bile fark etmemişler. Geri döndüm. Vay canına. Her şey çok temiz ve düzenli. Merhaba Setir. Artık sana ihtiyacımız yok Setir. Ne? İşi kolaylıkla yapabiliyoruz. Doğru. Bana ihtiyacınız yok mu? Olamaz. Setir. Ne oldu? Lütfen Theo. Beni biraz daha hızlı tamir edemez misin? Gerçekten yapmayı isterdim Setir. Theo! İhtiyacın olan parçaları getirdim. Sahi mi? Birkaç gün sürecek dememiş miydin? Beklediğimizden erken geldiler. Yaşasın, bu harika. Çabuk beni hemen tamir et Theo. Tamam, anlaştık. Küçük trenler geç saatlere kadar depoyu düzenlemek için çalıştılar. Ginny, artık yapmaya gidebilir miyiz? Henüz değil. Hala kaldırmamız gereken vagonlar var. Daha çok vagon mu? Didibo, Ginny, benim işim bitti. Henüz değil.
Orada hala yıkanması gereken vagonlar var. Ne? Daha çok mu var? Bu kadar yeter. Ben pes ettim, dayanamıyorum. Ben de. Ne kadar çok düzenlersen düzenleyeyim hiç bitmiyor. Setur bunları tek başına nasıl yapıyordu? Ya Setur artık geri dönsün lütfen. Bence de. Merhaba arkadaşlar. Ha? Bakın kim döndü. Setur! İyileştin mi Setur? Vah Tanrı'ya şükür. Evet. Oo. Aa, ne olmuş burada? Biliyorum. Özür dileriz Setur. Elimizden geleni yaptık ama... işin çok zor ve yapacak o kadar çok şey var ki. Anlıyorum. Önemli değil. Ben hepsini düzeltirim. Öncelikle bu tarafı düzenleyelim. Elbette. Harika olur. Setur'la birlikte küçük trenler çok çalışıp depoyu düzenlediler. Onun yeri sol taraf. Evet. Ve bitti. Vay canına. Muhteşemsin Setur. O kadar temiz ve düzenli ki. Muhteşemsin Setur. Teşekkür ederim. Setur, biliyor musun? Çok üzgünüm. Ha? Üzgün müsün? Hep vagonlarımı ortalık yere bırakırdım. Ben de. İşinin bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Özür dilerim Setur. Önemli değil. Özrünüz benim için çok önemli. Setur, işe döndüğün için üzülmüyorsun, öyle değil mi? Üzülmek mi? Neden üzülecekmişim? Bence benim işim dünyanın en iyi işi. Ama biliyor musunuz? Yardımcı olursanız işim daha da iyi olur. Gerçekten mi? Bundan sonra vagonlarımı yerlerine bırakacağım. Ben de. Ben de teslim etmeden önce vagonlarımı mutlaka yıkatacağım. Büyük bir angarya olsa da. Angarya mı? Küçük trenler Setur döndüğü için mutlular. Hoş geldin Setur. Hata yapmak istemiyorum. Çufçuf kasabasında yeni bir gün. Oo bakın Dizel bu. Dizel. Aa? Günaydın. Ah günaydın Didibo. Nereye böyle? Ben mi? Egzersiz için rotaya. Evet çok egzersiz yapman lazım. İlk güzergahta çok hata yaptığını duydum. Evet. Ama başta her acemi bazı hatalar yapar. Bunda değil. Hı. Ben hiç hata yapmamıştım. Aa, sahi mi? Baştan beri iyi miydin? Elbette. İlk güzergahım mükemmeldi. Şöyle geçmişti. İşte. Gitmeye hazırım. Oo demek geldin harika tren. Dizel. Evet. Görev yerindeyim Bay Hap. Pekala. Bu ilk güzergahın olduğuna göre yardımcı olmak için ayrıntılı bilgi vereceğim. Durun. Ha? Hiç gerek yok. Çoktan ezberledim bile. İnanılmaz. Sen bir numarasın. O halde yola çıkayım. Başla. Hadi Dizel devam et. Çufçuf kasabasının geleceği senin ellerinde. Arkamda uzun bir dizi yük vagonuyla limana doğru yola çıktım. Merhaba. Ha? Sen ünlü acemi Dizel olmalısın. Bugün taşınacak çok yük var. Dert etme, ben halledebilirim. Vay canına, sanırım söylentiler doğruymuş. Hadi yükleyelim. Ve bir, ve iki, ve üç, ve dört. Hazırsın. Yola çıkıyorum, görüşürüz. Güle güle, iyi yolculuklar. Gidelim. Sanırım bu tren Dizel. Vay canına hayran. Ha. İlk gününde böylesine büyük bir yük taşıyan ilk tren bendenizdi. Vay canına. Etkilendin mi? Kesinlikle. Doğal olarak. Dizel. Hı? Evet. Vardiya vaktin geldi. Tamam Bay Hap. Görüşürüz, gitmem lazım. Evet. Eminim sonraki rotanda daha iyi olursun. Teşekkürler. Tamam, daha iyisini yapabilirim. Bütün gün egzersiz yapacağım. Didibo egzersiz yapmak için fabrikanın yolunu tuttu. Teo nasıl gidiyor? Güzel ve sorunsuz. Hadi peronda duralım. Tamam, yavaşlamaya başlamalıyım. Güzergahı bitirdim. Harika iş çıkardın. Hey Teo, biraz daha çalışabilir miyim? Elbette, istediğin kadar. Hazır olduğunda söyle. Harika.
Didipo bütün gün egzersiz yapıp akşam Çufçuf kasabasına döndü. Yolcular bindiğinde yolculuk pürüzsüz olsun. Asla çok çabuk durma. Hep yavaşla. Didipo. Merhaba Cini. Hala neden ayaktasın? Yarın işim var. Ve yarın harika olacağım. Zamanla daha iyi olacaksın. Yani endişelenme. Teşekkür ederim Cini. Birkaç tur daha atıp yatacağım. Tamam. Ben uyumaya gidiyorum. Şimdi egzersize devam. Kendini yormasından endişeliyim. Yokuş aşağı inerken hızlı gitme. Didipo, Didipo. Yola çıkma vaktin gelmek üzere. Neden hala gelmedin? Özür dilerim. Hemen geliyorum. Bay Hop, gitmeye hazırım. Ne oldu? Çalar saatin çalmadı mı yoksa? Çok özür dilerim. Yolcuların bekliyor. Acele etsen iyi olur. Tamam. Vay canına, güne ne kötü bir başlangıç. Sorun değil. Olumlu düşün ve her şey harika gitsin. Herkese merhaba. Oh, merhaba. Günaydın. Hoş geldin. Şimdi gidiyoruz. Uykum var. Hey ufaklık, salyangoz gibi yavaş gidiyorsun. Kusura bakma. Herhalde içim geçti. Odaklan Didipo. Başardım. Durmadan önce yavaşla. İstasyondayız. Çok erken durup işareti ıskaladım. Durun lütfen. Şimdi inebilirsiniz. Vay canına, az kalsın kafamı çarpıyordu. Küçük bir uyarı fena olmazdı değil mi? Didipo, Didipo. Didipo. Merhaba çocuklar. Sorun nedir? Bir terslik mi oldu? Evet. Yine berbat ettim. Yine mi? Sorun değil. Başta bütün trenler hata yapar. Bütün trenler değil. Dizel başından beri harikaymış mesela. Ne? O dizel mi? Evet. Diğer trenlerden övgü bile almış. Dizel, yine uydurma hikayelerini mi anlatıyorsun? Hayır, anlatmıyorum. Didipo, sana aslında neler olduğunu anlatayım. Gitmeye hazırım. Pekala. Oo, vay canına Dizel. 1, 2, 3, 4, 5. Neden sana bu kadar çok vagon bağlı? O kadar çok sayılmaz. Hala acemisin. Bu yüzden büyük yük taşıman güvenli değil. Başa çıkabilirim. Dert etmeyin. Çıkamazsın. Bugün ilk günün olduğu için 2 vagon alacaksın. Emredersiniz. Tanrım. Bunlar o kadar çok değil ki. İçeri girdi. Kimse görmüyor değil mi? O halde sıvışalım. Vay canına. Liman çok güzel. Merhaba Bay Crane. Ben yeni yük treni Dizel. İşte ki ilk günün ha? Bekle ufaklık. Ve 1 ve 2. Hazırsın. Bu kadar mı alacağım? Ama daha fazlasını taşıyabilirim. Öyle sanıyorsun ama yanılıyor olabilirsin. Hayır, taşıyabileceğimden eminim. Sahi mi? Madem ısrar ediyorsun öyle olsun. Yüklüyorum, yüklüyorum, yüklüyorum. Şimdi mutlu musun? İyi yolculuklar. Teşekkürler. Hoşça kalın Bay Crane. Güle güle. Görüşürüz ufaklık. Yeni olmalı. Onca yükle böyle hızlı gitmesi tehlikeli. Neden her şeyde bu kadar iyiyim?
Bakalım ne kadar hızlı gidebiliyorum. Woohoo! Oh! Oh! Fix olmasa Çuf Çuf kasabasına asla dönemeyebilirdi. Gerçekten mi? Böyle oldu. Hiç hoş değil Dizel. Neden geçen gün o hikayeyi uydurdun? Niyetim aslında... tabii ki Jenny. Sen de ilk gününde hatalar yapmıştın. Ne? Hiç hatırlamıyorum. Ne tür hatalar? Sana hikayeyi anlatayım. Jenny'nin ilk gününde... sabah yağmur yağmıştı. Bu yüzden demir yolunda büyük su birikintileri vardı. Ama Jenny onları fark etmeyip her yerini çamur etmişti. Herkese merhaba. Merhaba. Eyvah. Anne, şu trene bak, çok kirli. Böyle söylemen hiç hoş değil oğlum. Ne? Kirli olduğumu mu söyledi? Bu çok tuhaf. Çamura bulanmışım. İğrenç hissediyorum. Keşke yıkanabilseydim. Jenny çamuru suratı için öyle endişeliydi ki bir istasyondan durmadan geçti. Utanç verici. Durmadı. Bu çok korkunç. Neredeyim ben böyle? Hatta kayboldu. Neden deniz kenarındayız? Martı mı? Neredeyiz böyle? Tam bir felaketti. Dizel. Sen hikayemi anlattın. Yapma. Ona gerçekleri anlattım, o kadar. Hiç hoş değil. Diyene de bak. Yeter, durabilirsiniz. Teşekkürler çocuklar. Daha önce hata yapılabildiğini hayal bile edemezdim. Ama hikayelerinizi dinleyince kendime güvenim geldi. Buna sevindim Didibo. Ama biliyor musun, benim gibi harika olmak istersen daha gidecek çok yolun var. Sen ciddi misin? Hı? Adalar gibi değilsin güzel. Anlaşılan diğer trenler de hata yapmaya alışık. Didibo, yarın daha iyi olacağından eminim.